Gündem Özel programı ile karşınızdayız. Bugün Gündem Özel'de Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkan Yardımcısı Saruhan Oluç var. Hoş geldiniz. Gazeteci arkadaşlarım Ragıp Duran, Celal Başlangıç ve Koray Düzgören var. Biraz gündemi konuşacağız. Seçim gündemini konuşacağız. Afrin gündemini konuşacağız. Ve önümüzdeki mücadele dönemini konuşacağız. Ben ilk sözü Saruhan Oluç'a vereceğim. HDP'ye giderek artan baskılar var. Hem yargı baskısı hem polis baskısı, gözaltılar sürüyor. Böylesi bir ortamda HDP kongresini topladı ve kimsenin de çok beklemediği bir kalabalıkla ve bir coşkuyla kongre toplandı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu nasıl okumak gerekiyor? Evet, kongre aslında biz olağan kongre olduğu için bunun öncesinde il ve ilçe kongreleri yapıldı ve İl ve ilçe kongrelerini yaparken de biz şöyle bir anlayışla bunları hazırladık. Dediğiniz gibi ağır bir baskı dönemi yaşadı HDP. Yani bütün illerde, ilçelerde il ilçe yöneticilerini olsun, eş genel başkanları, milletvekillerini saymıyorum bile. Onlar zaten, onlarla başladı adeta operasyon. Çeşitli düzeydeki yöneticiler, parti meclis üyeleri, MYK üyeleri falan çok gözaltı ve tutuklamayla karşı karşıya kaldılar. Buna rağmen il ve ilçe kongrelerini biz oldukça kararlı bir şekilde sürdürdük aslında. İl ve ilçe kongrelerini yaparken de çok ağır baskılarla karşı karşıya kaldık. Öyle iller oldu ki kongresini yapıyor, aradan birkaç gün geçiyor, yeni seçilmiş olan il eş başkanları ve bazı yönetim kurulu üyeleri gözaltına alınıyor, sonra tutuklanıyor. Ve bu bir iki yerde değil, çok yerde oldu. İlçelerde oldu böyle şeyler. Fakat buna rağmen HDP hem üyeleri hem de HDP dostları, seçmenleri çok kararlı davrandılar doğrusu. Yani il ve ilçe yönetimlerini oluşturma konusunda çok fedakarca bir tutum görüldü. Ve o kongreleri yani bitirdik sağlıklı bir şekilde. Şöyle düşünüyorduk o kongreleri bitirirken. Evet, bu ağır bir baskı dönemi. Hem yargı baskısı, bir taraftan yargılamalar sürüyor, cezalar çıkıyor. Bir taraftan polis baskısı, gözaltılar, tutuklamalar. Fakat bu dönemi biz atlatıldığını düşünmeye başladık. Yani şu anlamda atlatıldığını. Hedef neydi bu baskılarla? HDP'yi demokratik siyaset alanından tasfiye etmek esas itibariyle. Biz bu tasfiye karşısında direndik. Demokrasi güçlerinin dayanışması, desteği de önemli ölçüde iyi bir rol oynadı ve direndi HDP. Gerçekten yani bilmiyorum, dünyada herhangi bir başka partiye bu kadar ağır baskı yapılsa, binlerce insanı gözaltı tutuklamayla karşı karşıya kalsa, sanıyorum gözaltı sayısı 10 bini geçmiştir. Tutuklamalar da 5 bin civarındaydı en son. Yani tam rakam veremiyoruz çünkü biraz şey gibi sürekli değişiyor evet, sayaçla saymak gerekiyor. Şimdi bu açıdan baktığımızda diyorduk ki bu baskı dönemini biz dik durduk ve atlattık. Atlattık derken baskılar bitti anlamında değil ama tasfiye olma tehlikesini atlattık diye düşünüyorduk. Ve bu olağan büyük kongremizi, 11 Şubat'ta yaptığımız büyük kongreyi hazırlarken bu büyük kongreyi yeni dönemin bir işaret fişeği gibi hazırlamayı düşünüyorduk. Yeni dönemin yol haritasını bu kongrede çıkartacağız. Politik mücadele şiarlarını bu kongrede çıkartacağız. Ve yeni yönetim oluştuktan sonra da önümüzdeki 2018-2019 çok önemli iki yıl Türkiye tarihi açısından. Bu önümüzdeki iki yıl içinde de bu kongrenin çizdiği yol haritasıyla devam edeceğiz diyorduk. Bu ruh haliyle hazırlandık. Biliyorsunuz bizim kongre, yani il ilçe kongrelerimiz bittikten sonra bir dizi konferans düzenledik. Politik konferanslar. Bunlarda seçim yapılmaz. Esas itibariyle politikalar, işte kongrenin kararları vesaire tartışılır. Ve o işte bölge konferansları ve il konferansları düzenledik çok sayıda. Aynı zamanda kadın meclisi de bizim kadın konferanslarını düzenledi ve hem kadın meclisinin düzenlediği hem de karmanın düzenlediği konferanslarda bu önümüzdeki dönemi çok yoğun tartıştık delegelerimizle. Bu şekilde geldik büyük kongreye. Aslında ciddi bir hazırlık vardı. Fakat tabii ciddi hazırlık biz yapıyoruz. Devlet de bizim ciddi hazırlığımızı görüyor, izliyor ve onlar da bunu nasıl engelleriz, onun hazırlıklarını yapıyorlardı. Ama biz kararlı durduk doğrusu ve hakikaten 11 Şubat'ta ben o gün de söyledim. Hani
bazen olur, insan heyecanlanır, öyle laflar eder filan. Heyecan değildi benimki. Tabii ki heyecanlandık çok. Onu da söyleyeyim. Yani kalabalığı, o coşkuyu, o kararlı duruşu görünce hepimiz çok tabii ki heyecanlandık. Ama ben o gün de demiştim, yani Türkiye'nin yakın siyaset tarihine demokratik siyaset açısından altın harflerle yazılacak bir kongre yapıyoruz diye. Gerçekten öyle oldu. Bu büyük baskıya rağmen insanlar illerinden, ilçelerinden işte otobüslere bindiler, trene bindiler, geldiler. Kendi arabalarına bindiler. Geldiler ve yani çok zorlanarak geldiler aslında. Yani kendileri, yani mesela bakın bir örnek, Çanakkale'den Ankara'ya gelinceye kadar 11 kez GBT kontrolünden geçti oradan gelen arkadaşlarımız filan. Yani bunun gibi her taraftan zorluklar çıkartıldı. Fakat çok kararlı bir kitleydi. Şimdi bizim haber yazma stilimizde hani şey vardır. İşte yoğun gazeteci katılımıyla yapıldı. İşte yoğun bir gazeteci ilgisi oldu. Size de yoğun bir polis ilgisi olmuş anlaşılan. Evet, gazeteci ilgisi. Gazeteci ilgisi nasıldı? Bir de gazeteci arkadaşlarımız, yani bir onlar da şey yaptılar. Gazeteci değerli ordusu derler. Ha, gazeteci evet, ordusu katıldı değil mi? Asker yani, olduğumuz için ordu deniyor. Gazeteciler de ordudan da. Evet, onlar da. Şimdi şöyle oldu, gazeteci ilgisi, yani fiilen oraya fiziken katılma anlamında gazeteci ilgisi yoğundu gerçekten. Yani ben ekrana geçmiş pek yansımadı. Evet, geçmiş kongrelerimizi de biliyorum. Yani katılım iyiydi o açıdan baktığımızda. Fakat karşılaştırdım ben. Mesela 2 yıl önceki 2016'da Ocak, 24 Ocak'tı galiba yaptığımız kongreyle bu kongre nasıl yansıdı basına diye. O 2 yıl önceki kongre şöyle yansımış genel hatlarıyla baktığımızda. İşte daha çok iktidar yanlısı medya dediğimiz onlar eleştirerek görmüşler kongreyi, ama hepsi görmüş. Yani hem televizyonlar hem gazeteler görmüş. İşte iktidar, o sırada tam iktidar yanlısı olmamış henüz olan medyada, işte Doğan grubu, Ciner grubu falan, onlar da biraz daha objektif görmeye çalışmışlar, ama onların da hepsi görmüş kongreyi. Bu sefer inanılır gibi değil, sıfırdı. Çünkü kimse onlar görmedi. Boş bir salon bekliyorlardı, ona göre hazırlanmışlardı. Evet. Olmayınca bir şey veremediler. Evet, sıfırdı. Armağan, bir şey sorabilir miyim? Tabii ki, buyurun. Saruhan, şeyden Haziran seçimlerinde 80 milletvekili çıkardı partiniz ve o dönem özellikle CHP'nin de konumu düşünülürse şöyle bir söylem vardı etrafta. HDP ana muhalefet partisi oluyor. Yani bu hem sizin küçük olmanıza rağmen bir seçimde bu kadar 6 milyon gibi değil mi? Evet. Oy almanız, hem de çok farklı alanlarda siyaset geliştirmiş olmanız, bir de tabii resmi ana muhalefet partisinin çok zayıf olması nedeniyle. Bu sefer bu söylemi tekrar etmek mümkün mü? Yani siz HDP olarak hala ana muhalefet partisi olacağız diye bir hedefiniz var mı? Varsa ne derece ulaşıyorsunuz buna? Ya şimdi bizim 2015 seçimlerindeki hedefimiz buydu gerçekten ve sayısal olarak demiyorduk bunu. Politik siyasi olarak. Evet, politik olarak ana muhalefet partisi ve sayısı iyi de bir sayıyla girdik meclise. Politik olarak da buna aday olduğumuzu gösterdik. Fakat biz bunu gösterdik de devlet de bunu gördü, iktidar da bunu gördü. Muhalefet de gördü. Resmi ve muhalefet. Evet, resmi muhalefet de gördü ve buna karşı önlemler almaya başladılar ve bildiğimiz süreç yaşandı. Şimdi bakın, şu anda bizim 9 milletvekilimiz düşürülmüş vaziyette. 50 milletvekilimiz var şimdi. İşte 9 milletvekilimiz şu anda cezaevinde. Bunların 2 tanesi düşürülmüş olarak cezaevinde. Ve önümüzdeki günlerde de başka yeni milletvekillerimizin dosyaları gelecek, sonuçlanmış dosyaları gelecek. Şimdi devlet ve iktidar aslında HDP'nin muhalefet odağı olma potansiyelini çok iyi gördü. Çünkü gerçekten sivil toplum örgütleriyle kurduğu ilişkiler, işte demokratik örgütlerle, sendikalar, vakıflar, dernekler, diğer siyasi partilerle kurduğu ilişkiler açısından, toplumdaki kanaat önderleriyle kurduğu ilişkiler açısından baktığımızda HDP çok canlı bir mekanizma. Yeni fikirler üretiyor. Hani içinde yanlış şeyler de bazen olabiliyor elbette, ama yani hareketli bir şey. Durağan değil ve Türkiye'nin toplumsal ihtiyaçlarına cevap veren politikaları üretme potansiyeline sahip. Bunu biz gördüğümüz gibi onlar da gördüler ve bunu engellemek için adımlar attılar. Yani mecliste bizi neredeyse hareket ettirmez noktaya getirmek istediler.
Bütün buna rağmen meclis içindeki muhalefetimiz oldukça başarılı gitti. Yani hem işte en son bakacak olursak bütçe görüşmelerinde, gelen çeşitli önemli yasa görüşmelerinde filan çok aktif bir pozisyonumuz hep oldu. Tabii parlamento dışındaki mücadelede de aynı şekilde. Yani işte yaptığımız son dönemdeki çeşitli ataklara bakarsak, vicdan adalet nöbetlerine bakarsak, çeşitli yaptığımız toplantıları oluşturduğumuz platformlara bakarsak bunu görebiliyoruz. Ama bunu engellemeye çalışıyorlar. Yani bu uzun zamandan beri iktidarın birinci hedefi esas itibariyle demokratik siyaset alanındaki bu canlılığı kaldırmak. Bunu kaldırdığı zaman çünkü geriye çok durağan bir muhalefet, adı muhalefet olan, aslında bütün kritik noktalarda iktidarla birlikte hareket eden bir yapı kalıyor. İktidar CHP'nin ana muhalefet olmasını istiyor yani, değil mi? İşte evet, yani hani öyle bir ana muhalefet de çok işlerine yarıyor aslında iktidarın. Evet, o yani evet, o anlamda istiyor. Fakat bu bir mücadele süreci tabii. Hani kim bunda nefesi daha yeter, kimin aklı fikri daha fazla yeter, bunu hep birlikte göreceğiz. Ama biz o konuda kararlı duruşumuzu devam ettiriyoruz. Ben bir şey söyleyeyim. Şimdi tabii özellikle 1 Haziran, 7 Haziran seçimlerinden sonra devlette hem AKP'de bir tek başına iktidarı kaybetme paniği vardı, hem de devlette bir devletin farklı odaklarında bir HDP paniği yaşandı. O da neydi? Yani Ankara kulislerinden sızan bilgilerde şöyle konuşulduğu geliyordu kulağımıza. Yani şimdi bugün 13 aldılar, yarın 20 alırlar, koalisyon ortak olurlar. Sadece koalisyon ortak olmaları bir yana, bir de bunlar bakanlık alır, Milli Güvenlik Kurulu'na girerler. Yani Allah korusun. Devlet ortak olurlar. HDP'nin içinde olduğu bir Milli Güvenlik Kurulu tahayyül bile edemiyorlardı. Yani tüyleri diken diken oluyordu. Şimdi bugün geldiğimiz yer itibariyle bu kadar ağır saldırı altında olunmasına karşın HDP'nin barajla ilişkisi nedir? Çünkü bazı anketlerde altta görünüyor, bazı anketlerde üstte görünüyor. Şimdi biz de kendimiz bazı anket yani yaptırıyoruz, kamuoyu araştırmalarını. Bir de bizim yaptırmadığımız kamuoyu araştırmalarını da görüyoruz her ay. Bizim gördüğümüz yani bu 4 Kasım darbesi dediğimiz, eş genel başkanlarımızın ve milletvekillerimizin işte 4 Kasım'da gözaltına alıp tutuklandıkları geceden bugüne kadar gördüğümüz bütün anketlerde HDP aslında baraj üstünde görünüyor. Çeşitli rakamlar söyleyebiliriz. Her ay ufak tefek salınımlar oluyor. Ama bu hiçbir zaman baraj altına inmemiş bir şey. Yani 10.5 ile 11.5 arasında aşağı inip çıkmalar oluyor. Ayın o özelliğine göre, o ayda yapılmış olan önemli bir şey olduğunda bazen öne çıkıyor. Bazen 1-2 puan aşağı iniyor falan ama baraj üstünde kalıyor. Bunu biz görüyoruz. Bunu iktidar da görüyor. Bizim yaptırmadığımız anketlerde de görünüyor. Nitekim kendileri de bunu artık son dönemde çok açık konuşmaya başladılar. Sizler de belki şahit olmuşsunuzdur. Çeşitli yani birkaç kuruluş var ki bunlar aslında AKP'nin yan kuruluşu gibidir kamuoyu araştırmaları alanında. Onların işte yönetici düzeyinde olan kişileri her hafta bir kere bir televizyonda boy gösterip tartışırlar. Hep de HDP'yi tartışırlar. Çok ilginçtir. Yani HDP olmadan. HDP olmadan. Evet. Yani Temmuz 2015 Temmuz başlarından beri HDP bu tartışma programlarında hiç yer almamıştır. Yani 2 seneden fazla bir zamandır, 2,5 senedir. Ama o kadar zamandır da hep HDP'yi tartışırlar. Şimdi onların yöneticileri... Fizikten yoksunuz ama kalben ve beyin olarak... Akıllarından çıkmıyoruz hiç. onların yöneticileri de son yapılan bütün tartışmalarda şunu söylüyorlar. Kendi araştırmalarında da göründüğü için. En sadık seçmen HDP seçmeni. Diğer partilerle karşılaştırıldığında %98 diyor. Yani bu işte iktidara en yakın olanlardan bir tanesinin verdiği rakam. HDP seçmeninin %98'i partisine sadık olarak duruyor diyor. Yani o biraz farklı kelimelerle de bunu anlatıyor. Ben şimdi kullanmayayım o kelimeleri. Ama görünen bu aslında. Yani AKP seçmeninden bile daha sadık bir seçmendir diyor HDP seçmeni. Bunun için mi yasakladı Erdoğan
kamuoyu anketleri. Bir kamuoyu anketleri son dönemde istedikleri gibi gelmiyordu gerçekten ve yani onun için bir ara verdiler belki. Çünkü her ne kadar kendi yaptırdıkları anketleri gizlemeye çalışsalar da şöyle ya da böyle yani bizler dahil birçok insan görüyor. Kaç çıkıyordu oralarda? 41-39 gibi rakamlar doğru mu? Doğru. Yani şöyle çekirdek oylarına geri dönmüşlerdi. Ve biraz 7 Haziran sendromunu yaşamaya başladılar. Zaten bir ara belki siz de görmüşsünüzdür. Rize'de yaptığı bir konuşmada o prompter olmayınca önünde ya. İçinden geçenleri söylüyor. Rize'de yaptığı konuşmada birkaç ay evvel dedi ki halka 7 Haziran'ı unutmayın, ha çok çalışmamız lazım dedi. O aslında o günlerde gelen anketler 7 Haziran düzeyine gerilediğini gösteriyordu. Oradan bu tepkiyi verdi. Şimdi işte o yüzden bir süre yapmayalım bakalım ne olacak falan diyor ama yaptırıyorlar yine el altından. Biz onu biliyoruz. Ve şu anda öyle çok iç açıcı bir tablo yok önlerinde. Şey açısından yani HDP açısından hani başa dönecek olursak elbette ki biz hani barajın üstündeyiz diye rahat bir halde değiliz. Yani rahat derken tamam o zaman barajın üstündeyiz bir şey yapmamıza gerek yok diyecek bir halde değiliz. Çünkü çok yoğun bir baskıyla karşı karşıyayız. Bütün hedefi bizi barajın altına itmek aslında. Evet. Çok uzun zamandır bunu hedefliyor. Dolayısıyla biz o durumda olsak bile daha yukarıya çekmek için oylarımızı gereken her türlü evet. çalışmayı kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Şimdi kongreden bahsettik. Tabii kongre çok önemliydi. Bu kongrenin Türkiye'de çok önemli bir döneme denk geldi. İşte sen de söyledin 2018-2019 çok çok önemli Türkiye'nin siyasi tarihinde önemli olacak. Önemli olmaya da devam ediyor aslına bakılırsa. Çünkü sadece olağanüstü hal değil bir yandan da savaş başladı. İşte Afrin Savaşı başlatıldı. Zaten başlatılacaktı. Şimdi burada tabii önümüzdeki süreç böyle yeni bir döneme girilirken böyle üstelik de olağanüstü hal artı savaş şartları geçerliyken HDP seçmeninin ya da HDP destekçilerinin böyle bir kongre ortaya koyması nasıl okumak gerekiyor? Yani çünkü yeni bir dönemde bir yol haritası söz konusu olacak. Farklı bir yol haritası olmak zorunda. Eskiye yönelik eleştiriler, öz eleştiriler vesaire tabii onlar da içinde ve bunları zaten kurultaylarda yaptınız daha önce, kongreden önce. Bir, bu nasıl, yani örgüte nasıl geri dönecek bu kongrenin coşkusu böyle Türkiye'nin bu önemli dönemeç noktasında? İkincisi, HDP'nin dışındaki partilere, iktidarı söylemiyorum, iktidarın amacı belli işte, deminden beri onu konuşuyoruz. HDP'yi seçim dışı bırakmak, baraj dışı bırakmak, tamamen tasfiye etmek hatta imkan bulursa. Ama diğer muhalefet partilerine nasıl bir etkisi olmuştur? Şimdi kongrenin o kalabalığını ve coşkusunu nasıl yorumlamak gerekir diye düşündüğümüzde biz birkaç şey dikkatimizi çekti. Bir tanesi... Elbette ki hani bir hiyerarşik sıralama yapmak için söylemiyorum bunu ama Afrin saldırısı insanların çok canını sıkan bir konu ve buna karşı bir ses çıkarmak gerekir ruh halini yansıtıyordu. O mesela güçlü katılımın nedenlerinden bir tanesi oydu. İkincisi bu kadar baskıya rağmen örgütümüz il ve ilçeleriyle ayakta durdu ve bunu göstermek gerekir diye insanlar oraya geldi. Biraz ya hani şöyle diyebiliriz, halk biraz şöyle düşündü, ya bizim çocukları dövüyorlar, sahipsiz değil onlar ruh hali yansıdı. O kongre salonu aslında bir tür şeydi yani sanki bir vicdan cisimleşmesiydi. Yani halkın vicdanı orada ortaya çıktı. Yani ben mesela daha evvelki kongreleri de hatırlarım. Gerçekten abartmadan söylüyorum çok sayıda ağlayan insan gördüm. Yani yaşlı insanlar ve hakikaten hüngür hüngür ağlıyorlardı. Oradaki coşku, heyecan filan. Çünkü şey var yani şöyle bir şey düşünün. Bir ülkede yaşıyorsunuz bütün televizyonlar, gazeteler, radyolar her şey diyor ki ya HDP bitti. Bitti böyle anlatıyor.
Şimdi bizim tabii ki kendi çevremiz, yaptığımız çalışmalardan bunun böyle olmadığını biliyoruz ama insanlar da etkileniyor kaçınılmaz olarak. Yani akşam televizyonu açıyor, HDP'nin bittiği anlatılıyor, sabah radyosu zaten açıyor, haber aynı yok şey. Yani. Evet. Hiçbir şey yok. Ama tabii adam kongreden gelmiş, ona pek inanmış. Şimdi bu açıdan da çok şey oldu. Yani bunun böyle olmadığı göründü bir taraftan da. Bize bir tane şimdi mail atıyorlar tabii, çeşitli sorular soruyorlar filan. İlginç bir mail vardı, onu söyleyeyim, sizin için de ilginç olabilir. Birisi yazmış, diyor ki ben HDP şeyin de adı filan da belli, yani belirsiz biri değil. Adını soyadını da yazmış. Ben HDP üyesi değilim diyor. Sizden de diyor hiç haz etmem diyor. Size oy da vermedim diyor. Fakat diyor neredesiniz ya, sizi göremiyoruz diyor. Yani çıkın ortaya bir şey söyleyin diyor. Şimdi normal bir vatandaş bu. HDP'li olmayan birisi. Hakikaten normal bir vatandaş bu televizyonlara baksa, baktığında daha doğrusu. Göremiyor. Yok yani. Sanki yok oldu bunlar ortadan diye. Şimdi kongreyi hiçbir tanesi yansıtmadı. Sonra teşekkür ettik. AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan grup toplantısında bize sataşmak için kongre görüntülerini gösterdi. Böylece bütün diğer evet, televizyonlarda evet, göstermiş çok oldu. İyi oldu. Şeyde de zorlandınız galiba, bu can nakden yayın aracı bulmakta da bir sıkıntı yaşandı. Tabii. Çok, yani mesela bütün yaptığımız anlaşmaları teker teker bozdu. Çünkü canlı yayın araçlarına, o şirketlere baskı yapıyorlar, yapmayın diye filan. Yani son güne kadar iptallerle karşılaştık. Canlı vermeyin, ölü verin. Ya çok o kadar ilginç şeyler ki yani Anadolu Ajansı'nı salona emniyet almadı başında. Evet, yani çok ilginç. Yani hatta işte o senin ne işin var burada falan diye. Yok işte siz almadınızsınız, polis bey geldi. Evet, şimdi şöyle bir durum var. Yani biraz evvel Ceren'in söylediği gibi aslında onlar boş salon bekliyorlardı. Onu çekip servis edeceklerdi. Şimdi salon dolunca mümkün olduğu kadar yansımasın diye uğraştılar. Onlar da sokmadılar tabii bu durumda. İçeriye almadılar. Ben kapıya gittim, niye almıyorsunuz diye. Hatta bir esprili bir konuşma geçti. Ya bu sizinkiler. Yani iktidarın, devletin ajansı. Ha, bizimkiler değil. Onun için hani biz almasak olabilir ama siz almayınca olmaz, ayıp oluyor falan diye bir muhabbet yaptık orada falan. Sonunda aldılar ama yani şey yapamadılar. Görünmesin yani. Yok böyle bir şey. Yani böyle bir ruh haliyle davranıyorlar. Ama var böyle bir şey. İşte sonra grup toplantısında AKP'nin bize sataşmak için görüntüyü kullandığında tak diye ortaya çıktı. Bütün kalabalık, kalabalık her şey şaşalı bir görüntü. Kendi kalesine gol atmış yani. Evet, iyi oldu. Biz o yüzden o zaman teşekkür ettik. Şimdi yeni yasal düzenlemeyi konuşalım biraz. Çünkü güvenlik meselesini çok konuştuk. Geçen gün sizinle programda da, haber sırasında da konuştuk. Şimdi seçim güvenliği üzerinde duruyoruz. Tabii ki daha çok doğal olarak. Özellikle HDP seçmenini, HDP sandıklarını hedef alan bir düzenleme var. Bu bir yana, bir de ittifaklar meselesi var. Biraz daha bu meseleyi konuşalım. İttifaklar meselesini, seçim ittifakları meselesi. Çünkü şimdi son verilerden anlıyoruz ki bu ittifak, yani AKP-MHP ittifakı zaten Afrin'le o yoğunlaşan milliyetçilik zaten orada kendisini bulmuştu. Ama bir de karşı dan gelen, yani o işte sizin söylediğiniz insanların bizim çocukları dövüyorlar yaklaşımı var. Dolayısıyla muhafazakar Kürtlerin yaklaşımı var özellikle. Onlarda bir ayrışma olduğu görülüyor. Yani ben kısaca şunu sormak istiyorum. AKP, MHP ittifakı olacakmış gibi görünüyor. Buna karşı nasıl bir mücadele var önümüzde? Hem medyasıyla, demokratik kitle örgütleriyle, yani bunu biraz hep birlikte konuşalım. Nasıl bir çıkış yolu bulunabilir buna karşı? Şimdi öncelikle bu yasayla ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi yasanın seçim ittifaklarını serbest bırakan maddesini bir kenara koyup diğer maddelerine hakikaten çok ciddi bakmak gerekiyor. Çünkü diğer maddeleri aslında seçim güvenliğini tamamen ortadan kaldıran maddeler. Ve bu 16 Nisan referandumunda yaptıkları ne kadar hile varsa o hileyi şimdi yasal hale getiriyorlar. Esas kritik konu bu. Dolayısıyla yasanın
O mühürsüz ilgili, zarf yani. Evet, çok uğraşmak gerekiyor. Yani bakın, bu sandık birleştirme meselesi, valilere verilen yetkiler, seçmen kaydırmaya imkan sağlayan düzenleme, sandık kurul başkanlarının kamu görevlilerinden olması. Kendi memurları demek tabii, lazım. Yani bu şu anlama geliyor. Bir, sandıklarla istedikleri gibi oynayabilecekler. Çünkü geçmiş dönemde bile çok oynayamıyorlardı. Bu 2015'te hatırlarsanız özellikle Kürdistan coğrafyasında çeşitli hem Haziran'da ve Kasım'da daha çok kaydırma yapmaya çalışmışlardı. O zaman Yüksek Seçim Kurulu itirazları değerlendirip birçoğunu engellemişti. Şimdi artık öyle bir yasa düzenlemesi getirmek istiyorlar ki Yüksek Seçim Kurulu onu engelleyemesin. Yani yetkiyi valilere verecek, valiler istediği gibi sandıkları kaydırıp birleştirebilecekler vesaire. Dolayısıyla seçim güvenliği çok ciddi olarak darbe alacak. Sandık kurulunun başından siyasi partileri uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Mesela 2015 seçimlerinin en göze çarpan özelliklerinden bir tanesi, sandıklar müthiş kontrol edilmişti. Yani siyasi partiler, işte çeşitli sivil toplum kuruluşları, oy ve ötesi vesaire gibi yurttaşlar filan, herkes sandığın başında hani bir oy çalınmasın diye dikkat ediyordu. Ve onun da sonucu alındı. Belki de Türkiye'deki en ciddi sandık kontrolünün yapıldığı seçim olmuştu o. 2019'da bunu biraz zedelediler. 16 Nisan referandumda zaten tamamen Yüksek Seçim Kurulu'nu devreye sokarak tepeden her şeyi, hileyi, sahtekarlığı yaptılar. Şimdi de yasa haline getirmeye çalışıyorlar bunu. Burasını çok ciddi tartışmak gerekiyor. Bu çünkü yani seçim güvenliği açısından bariz bir ihlal anlamına geliyor. Özellikle mühürsüz oyları falan da düşünürsek müthiş bir hazırlık aslında. İttifak yasası... Pardon. Yani, evet. Bütün bu tedbirleri alırken seçimi kazanamayacaklarını düşündükleri için mi bunları alıyorlar, yoksa başka bir takım gerekçeleri mi var? Yok, tamamen bunun için alıyorlar. Yani emin değiller yani. Emin değiller. Yani gelen kamuoyu araştırmaları da riskli sonuçlar çıkartıyor. Dolayısıyla nasıl, belki böyle nasıl yaparsak yaparız, evet, nasıl yaparız da bunu şey engelleriz diye düşünüyorlar. Mesela bu alınan tedbirlerin en fazla uygulanabileceği yerlerden bir tanesi Kürdistan coğrafyasıdır. Yani oradaki işte küçük yerlerdeki sandıklar, hatta büyük yerlerdeki sandıklar. Vatandaş ihbarıyla polis gelebiliyor tabii, oraya ya da güvenlik görevlileri. O vatandaş da zaten kendisi de polis kendisi olacak. Polisi devreye sokacaklar. Hani diyeceksiniz ki daha evvelden olmuyor muydu? Oluyordu. Yine eli silahlı kişiler sandık başlarında duruyorlardı. Fotoğraflar bile var. Bölgede ben tanırım zaten, evet. 1 Kasım seçimlerinde. Yani AKP önce yapıyor, sonra yasalaştırıyor. Evet. Aynı mühürsüz zaflarda evet, olduğu gibi. Evet. Sandık başlarında bölgede uyguladığı uzun namlulu silahlarla silahların evet, bölge seçimi yapıldı. Şimdi onu yasa olarak yapacak. Mühürsüz şeyi uyguladı. Şimdi yasa haline evet, getiriyor. Evet. Yani bunu evet, esas itibariyle o coğrafya için düşünüyor. Çünkü şeyi görüyorlar. Oradaki oy kaybı çok fazla. Çok yani öyle ciddi bir oy kaybı var. Yani AKP'ye oy veren Kürt seçmen açısından son yaşananlar, son Afrin saldırısıyla beraber artık iyice onu başka türlü telafi etmenin ayyuka yok, çıkmış vaziyette. Evet. Zaten MHP ile kurdukları ittifak da evet, yeniden Kürt seçmene dönük bir jest yapmalarına da imkan verecek bir ittifak değil. Bir tarafta MHP ittifakı, yanında Ergenekoncularla ittifak. Her ikisi de Kürtlere yönelik bir jest yapmayı engelleyen ittifaklar. Böyle olunca oylarda kayıp var. Nasıl engelleriz bu kaybı? İşte bu tür yasal engellerle oraya yoğunlaşmış vaziyetteler. Saadet Partisi ile çözmeye çalışıyorlar ama Saadet Partisi'nden net hayırlar gelmeye devam ediyor. Evet, yani Saadet Partisi tabii siyaset bu belli olmaz ama ben duruşlarının bugüne kadar kararlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında böyle bir ittifaka girecek olsalar Has Parti'nin başına gelmiş olan onların da başına gelir. Gelecek. Yani şey yaparlar, YouTube posasını atarlar. Evet. Ben burada bir şey sormak istiyorum. Pardon, sen misin? Bir şey hemen yani bu konuyla tabii, ilgili olduğu için sormak istiyorum. Bunu herhalde daha da çok tartışacağız. Şimdi Kürt oylarındaki değişimin nedenleri belli. İşte MHP'li koalisyon kurması, işte Kürt şehir ve kasabalarındaki o vahşi yıkım 2,5 sene önceki, onun etkileri hala devam ediyor. Bir de üstlük Suriye'de Kürtlere yönelik işte Afrin'deki operasyon var. Orada da acımasız bir şekilde devam ediyor. Sivillere yönelik ve söylemler de mesela etnik temizlik falan söylemleri var.
Bunlar öyle üstelik de Kürt seçmen oldukça politik, yani bunların ne demek olduğunu çok iyi biliyor. Bölgenin şartları bu, ama bir de tabii büyük şehirlerde, varoşlarda, İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde, hatta Ege'nin bazı şehirlerinde, Manisa'da, Aydın'da vesairede de büyük bir potansiyel Kürt nüfus var. HDP 7 Haziran'da oralardan oylar aldı ama yine o potansiyelin büyük bir bölümü AKP'ye oy verdi. Yahut başka partilere veren de oldu. Bu varoşlardaki Kürt seçmenin yaklaşımı ne? Yani öyle bir şeyiniz, çalışmanız var mı? Ya da bu kongreden sonra böyle bir görev verilecek mi? Yani bu yol haritasında bu da olacak mı? Yani onlarla temas, o konuda çalışma, politik çalışma anlamında. Yani şimdi bizim genel hedefimiz açısından bakarsak hangi seçmen kesimlerine yönelik politikalar üreteceğiz konusunda. Bunlardan bir tanesi halen AKP'ye oy veren Kürt seçmenlere yöneliktir. Ve bu bizim için önemli bir potansiyeldir. Yani 7 Haziran 2015'te bu seçmenlerin bir kısmının, hani çoğunun demeyeyim, o yanlış olur, bir kısmının HDP'ye yüzünü çevirdiğini ve oy verdiğini biliyoruz, gördük. Yani bu özellikle hem Batı'da geçerlidir, hem Kürdistan coğrafyası için geçerlidir. Şimdi sonra Kasım'da bir kısmı tekrardan geri döndü ya da tavırsız kaldı, oy vermedi. Fakat şimdi biz gözlüyoruz, hem gelen kamuoyu araştırmalarında görünüyor, hem de bizim alan çalışmalarımızda bunu çok net görüyoruz. AKP'ye oy vermiş olan Kürt seçmenler içinde çok büyük bir rahatsızlık var. Yani işte önce Irak Kürdistan'daki referandum sırasındaki tavır çok, yani küstahça, aşağılayıcı tavır. Ardından Afrin saldırısı. Bunlar şunu gösteriyor artık. Hani biz belki daha evvelden söylerdik hep, ya bu müzakere masasını devirmekle ve işte çözüm sürecini sonlandırmakla aslında bir Kürt düşmanı politikayı harekete geçirdiler. İşte İmralı'da Sayın Öcalan'a yönelik tecrit uygulamasıyla 2015, 5 Nisan'dan beri sürüyor. Bu bir Kürt düşmanı politikadır aslında diyorduk. Fakat belki insanlar bunu tam o anda hissetmiyorlardı o günlerde. Ama şimdi aradan bu zaman geçip ve bütün bunlar yaşandıktan sonra çok bariz bir şekilde onlar da hissetmeye başladı. Bizim bir şey söylememize gerek kalmadı artık. Evet, yani onlar görüyorlar bunu ve dolayısıyla da buna bir cevap oluşturacaklar mutlaka seçimlerde. Ama bu yüzde kaçı olur bunun? Hı. Tabii biz bilemiyoruz şu anda. Ama biz bunun mümkün olduğu kadar yüksek bir sayı olması için mücadele ediyoruz. Ve onların ihtiyaçlarına cevap veren politikalarda üretmeye çabalıyoruz doğrusu. Kongremizde biraz bunları da konuştuk tabii. Saruhan, Armağan demin ittifaktan bahsetti. Yani AKP, MHP. 2002'de bunlar iktidara, pardon bunlar demeyelim, AKP 2002'de iktidara geldi. Baktım ben, herkes bakıyor. 2002'den 2018'e kadar, belki kronolojik sırayla değil ama, AKP liberalleri kaybetti. Liberal dostları vardı AKP'nin. Evet. Kalmadı şimdi, onların bir kısmı hapiste zaten. Düşmanları oldu. Evet, düşmanları oldu. Daha sonra mütedeyyinleri kaybetti büyük bir kısmını. En önemlisi büyük bir ihtimalle Gülen cemaatini kaybetti. Fakat bu arada MHP'yi kazandı. Ama gözden kaçan bir şey var. MHP bu arada kitlesini kaybetti. Nedir sizin orada herhangi bir çalışma tahmin var mı? Yani koalisyona karşı bir partiydi AKP. Şimdi MHP ile koalisyona giriyor ama MHP'nin büyük bir kısmının İYİ Parti'ye gittiği dair yolunda şeyler var. Tahminin ne olabilir? Yani MHP AKP'ye söylediğin gibi bir sürü eksi getiriyor. Bütün AKP'li Kürtleri kaçırıyor vesaire. Ama AKP'ye katkısı ne olabilir bugünkü MHP'nin? Yani ben doğrusu kitle açısından bakarsak katkısının sınırlı olacağını düşünüyorum. Çünkü yani henüz yeni yapılan kamuoyu araştırmalarında İYİ Parti yeni görülmeye başlandı. Çeşitli sayılar, güvenilir sayılar açısından MHP baktığımızda. MHP altta kalıyor birçok şeyde. MHP kayıp ediyor. Barajın altında kalıyor. MHP'nin kaybetmesi demek, burada şimdi sadece milletvekili seçimi açısından bakmamak lazım. %51 açısından bakıyor. Tabii %50 artı 1 açısından baktığımızda MHP'den İYİ Parti'ye giden her oy aslında
oradan gitmiş oluyor. Zaten onun da telaşını yaşıyorlar. Esas mesele o. Ben şundan eminim, bakın. AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan için milletvekili seçimlerinin önemi ikincildir. Meclisi çünkü aslında yani ikinci bir pozisyona itti. Cumhurbaşkanlığı seçimi önemli. Cumhurbaşkanlığı önemlidir. Yani Cumhurbaşkanlığı alması her şeyden önemlidir. Cumhurbaşkanlığı alsın, mecliste tabii çoğunluğu kaybetmek istemez ama meclisin etkisi o kadar düştü ki. Yani meclis bütçeye baktığınızda meclisin bir etkisi kalmamış olacak. Hükümetin oluşumunda, şey gen soruda evet. Bir etkisi yok yani. Orada şimdi, da baraj %51 yalnız. Evet. Öyle şimdi dolayısıyla onun esas derdi Cumhurbaşkanlığı meselesidir. O yüzden de MHP'den giden her oy İYİ Parti'ye Tayyip Erdoğan için bir sıkıntıdır aslında. Şimdi bunu bir görmek lazım. İkincisi, bence kurdukları şeyin ben ittifak falan olduğunu düşünmüyorum. Yani kurdukları şey basbayağı bir koalisyon. Şimdi hani bana sorsanız koalisyonlar kötüdür demem. Çünkü dünyanın her tarafında koalisyonlar var. İşte Almanya'da da 5 ay kurulamadı ama şimdi kuruluyor koalisyon. Muhafazakarlarla sosyal demokrat, değil mi? Yani ve güçlü hükümetler kuruluyor. Koalisyonlarda güçsüz hükümet olur diye bir kural yok. Fakat Adalet ve Kalkınma Partisi yıllardan beri, hele en son referandumda da hep koalisyon öcüdür diye anlattı topluma. Şimdi gittiler MHP ile koalisyon kurdular. İttifak falan değil, o seçim ittifakı değil. İkincisi, peki fikri bir katkısı olur mu MHP'nin derseniz, valla şey açısından katkısı oluyor, ben onu görüyorum. Irkçılık açısından hakikaten katkısı oluyor. Yani AKP'nin işte, mi MHP'ye, MHP'nin mi AKP'ye? Valla artık rivayet muhtelif diyorlar. Fakat o kadar iç içe geçmiş vaziyette ki, yani vahim bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi her şeyi siyaset alanı üzerinden de değerlendirmemek lazım. Bakın son zamanlarda hani ufak tefek haberler çıkıyor hep, herkesi irite eden filan. Ben diyorum ki yani toplumdaki sapkınlık açığa çıkmaya başladı. Bu kadar ağır bir laf söylüyorum. İşte yok asansörde giderken bir şöyle olur. İşte 9 annenin evlenir. Annenin, kız kardeşinin koluna bakarsan filan gibi. Sakalsız erkek. Evet, hakikaten sapkınlık düzeyinde artık bir şey var. Esas sorun bence burada. Yani toplumun içinde çok tuhaf bir şey gelişmeye başlamış vaziyette. Onu da iktidarın söylemi büyük ölçüde besliyor benim tabii, gördüğüm kadarıyla. Tabii, yani bunlar işte hep birbirini tetikliyor nihayetinde. Şimdi burada daha çok MHP'nin mi AKP'ye katkısı oluyor, AKP'nin mi MHP oluyor? Ama her halükarda ikisinin kurduğu koalisyon toplum açısından hem iç politikada hem dış politikada son derece zararlı bir yere doğru gidiyor diye görmek lazım. Celal, senden bir yani, soru alalım istersen. Son şimdi MHP ile AKP'ninki aslında bir çıkar ortaklığı. Ne ittifak ne koalisyon. Evet. Resmen çıkar ortaklığı. Evet. Birinin %50 artı bir oya ihtiyacı var. Diğerinin de parlamentoya girme ihtiyacı var ve tabanı hızla boşalıyor. Bu hızla boşalan taban nereye doğru gidiyor? Çünkü CHP'nin oylarından da İYİ Parti'ye kayış olduğu yolunda iddialar var. Var, doğru. Çünkü yani şöyle, özellikle bölgesel açıdan baktığımızda Ege, İç Akdeniz, hatta kısmen Trakya'nın bazı yerlerinde CHP'de çok ulusalcı bir damar vardı demeyeceğim, hala da var. Onlarda bir ufak tefek kayışlar oluyor. Yani oranlar değişiyor her ay. Yüzde kaçtır CHP'den İYİ Parti'ye kayma oranı falan diye, ama birkaç puanlık bir kayış olduğu her halükarda görünüyor. Ben bunu doğal buluyorum. Yani doğal derken CHP'nin kendi yapısı açısından baktığımızda doğal sonuçtur diye düşünüyorum. Yoksa bir parti kuruluyor, iktidardan oy almak için muhalefetten oy alıyor. Burada aslında bir terslik var. Evet, tuhaf bir memleket burası ama Muhalefet iktidar gibi davranınca öyle olur. Öyle oluyor, doğru. Yani MHP ile AKP ittifak yapınca MHP'den aldı, böylece sonuçta toplamda AKP'den almış oldu. Evet, sonuçta oraya geliyor. Evet. Fakat yani şimdi bu İYİ Parti'nin tabii İYİ Parti'nin de şu anda görünen yanı hani çok milletvekili seçimlerle değil, onlar da cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgileniyorlar. Oraya doğru bir yığınak yapıyorlar. Yani şöyle bir şey olsa tabii ki hiç kimse itiraz etmez. Yani yeni partilerin oluşması doğaldır. Başka partiler de olabilir. Önemli olan bu partilerin savundukları nedir?
oraya bakmak gerekiyor. Yani bugün Türkiye'nin karşı karşıya olduğu durum şu ya da bu kavramla nitelendirebilirsiniz. Yani biz de şöyle diyoruz, böyle diyoruz falan. İşte biz faşizmin kurumsallaşmasının son adımlarıdır diyoruz. Hani derdimiz de şey değil, baskının artması anlamında değil. Yani oluşturulan sistem, güçler ayrılığının tamamen ortadan kaldırılması, her şeyin bir tek odağa toplanması, karar merciğinin tek bir odak olması vesaire gibi birçok şeye baktığımızda böyle bir gidiş görüyoruz. Şimdi hani kavramı bir kenara bırakalım, o mu bu mu şeyini bir kenara bırakalım ama 2018-2019 tabuta son çivinin çakılacağı dönemdir aslında. Ya tabuta o çiviyi çakacak AKP-MHP koalisyonu ve toplum uzun süre çok sıkıntılı bir döneme girecek ya da o çivilerin hepsi sökülüp atılacak. Ve ya da başkasının tabutuna çakılacak. Yani işte böyle bir şey olacak sonuçta. Şimdi bu açıdan baktığımızda çok kritik bir döneme girdik. Yani ve bu kritik dönemde sağda da oluşacak olan partilerin savunması gereken şey çok temel bir takım ilkelerdir. Oraya bakmak lazım. Savunuyorlar mı bu ilkeleri? Nedir bunlar? İşte hukuk devleti. Hukuk devleti, işte hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan hak ve özgürlükleri, evrensel haklar, güçler ayrılığı filan böyle şeylerdir. Bunlarda kararlı olmak bir kere. Hani toplumun diğer sorunlarına baktığımızda Kürt sorunuydu, işte farklı inançlar sorunuydu, şuydu buydu. Bunlar ikinci noktada. Yani önemsiz diye söylemiyorum. Ama ilk önce buraya bakmak lazım. Yani ölçü buradan alınabilir artık bugünkü günde. Yoksa şuna karşıyız, bundan yanayız filan demekle çözülecek bir durum yok. Ve bence İyi Parti bu konuda henüz olgun değil. Gereken olgunluğu henüz göstermiş değil. Hani belki yeni oluşum sürecidir. Yarın öbür gün ne olur onu hep birlikte izleriz ama bu konuda ciddi bir sıkıntısı olduğunu görüyoruz. Yani hem meclisteki moderatörlük hakkımı kullanarak son soruyu soracağım. evet, son soruyu. Sona geldik yani, evet, kadar son çabuk. 2-3 dakikamız var sadece. Hep sağ bir seçenek çıkıyor. Yani sol bir ya da daha solda bir seçeneğimiz yok mu? Yani şimdi konuşulan işte İyi Parti, Meral Akşener mi işte ya da Kemal Kılıçdaroğlu mu? Bu değişimin ardından yani bu sağ iktidarın peşinden bir sol, daha demokratik bir seçeneğimiz yok mu toplumsal olarak? Aynı şeyi ben soracaktım, bekleyeyim. Şeyi nasıl görüyorsunuz HDP olarak? CHP de kongresini yaptı ve o kongrede benim dikkatimi iki şey çekti, herkesin dikkatini büyük bir ihtimalle. Cihan Ersayek'in açıklaması, bir de beklenmedik bir şekilde her halükarda Muharrem İnce'nin Kürtler hiç mi doğru söylemiyor? Oralarda bir şey var. Siz onları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şimdi tabii şöyle bir sol bağlamında. Şöyle bir şey var. Yani bugün Türkiye'de yaşayıp da Kürt halkıyla ilgili, Kürt halkının yaşadığı sorunlarla ilgili hem Türkiye sınırları içinde hem Türkiye sınırları dışında Orta Doğu'da, Irak'ta, Suriye'de, İran'da konuşmamak olacak bir şey değil yani. O uzayda bulunmak gibi bir şey olur. Konuşunca da Kürt halkının haklarını teslim etmeden konuşmak mümkün değil. CHP'nin en büyük sorunu bu aslında. Yani Muharrem İnce bile böyle bir şey demek zorunda hissediyorsa. Evet, yani çünkü gerçek bu. Şimdi işin bir yanı bu. İkincisi, diğer soruya gelince biz şöyle bakıyoruz meseleye. Bugün Türkiye'deki hakikaten birinci mesele 2018-2019 açısından baktığımızda demokrasi meselesidir artık. Hı hı. Ve bunun içinde demokrasinin tekrardan işler hale gelmesi ve gelişebilmesi için çok temel bazı ilkelerde ortaklıkların sağlanması gerekir ve o ilkeler için mücadele etmek, ortak mücadele etmek gerekir. Yani bir basit seçim ittifakından bu çok daha önemlidir. Ben seçim ittifakı önemsizdir diye söylemiyorum ama o seçim ittifakına gidene kadar bu ilkelerde anlaşmak ve bunlar üzerinden bir mücadele kurmak çok daha önemli. Yani CHP'nin tuzağına düşüp biz yine sonuçta örneğin Meral Akşener'e mahkum kalır mıyız? Daha net bir şekilde söyleyeyim. Yani daha çok su akar. Ben Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimler aday olur filan, bunların hepsi daha çok tartışmalı konular diye düşünüyorum. Yani çok erken karar vermemek gerekir bu konularda. Fakat birkaç temel konu var. O temel konularda anlaşmış olmak önemlidir. Kim çıkarsa çıksın Cumhurbaşkanı adayı olarak, eğer
ikinci tura zorlayacak bir aday çıkacaksa ikinci turda herkesin oyuna ihtiyacı var o adayın. Yani %49 artı olması için herkesin oyuna ihtiyacı var. O zaman var. O oyu alabilmek için bir takım ilkelerin ortaya konması lazım. Evet, biz bu dönemde çok asgari müşteriyi çok geniş bir şekilde çizdik. Dedik ki biraz evvel konuşuyorduk. İşte evrensel olan insan hak ve özgürlükleri, evrensel olan demokratik özgürlükler, hukukun üstünlüğü, hukuk ilkeleri, Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası demokratik sözleşmeler, bu herkesin altında imzası var, devletin de imzası var, onların şerhsiz olarak uygulanması, budur zemin aslında. Bu zeminde anlaşıyorsak geri kalanı teferruat haline gelir. İkincisi de şimdi bir adına işte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi falan gibi hani siyasi literatürde olmayan, bir katkı da olmayan, hani olmaz da bir katkı olarak gelişmiş olur. O da değil. Türklerin ilgili bir şey. Negatif katkı. Evet, böyle bir şey. Şimdi onun karşısında ne öneriliyor? Burası önemli. Onun karşısında da öneri de parlamenter rejim, tamam parlamenter rejim ama Türkiye'deki geçmişteki parlamenter rejim değildir. Bunun daha gelişmişinin konuşulması lazım. Katılımcı demokrasinin olduğu, müzakereci demokrasi anlayışının olduğu ve en önemlisi güçlü bir yerel demokrasinin olduğu, yani yerinden ve yerelden yönetim mekanizmalarının güçlendirilmiş olduğu bir parlamenter demokrasi aslında bunun alternatifidir. Çünkü burada ne yapıyorlar? Bütün yetkileri, karar mekanizmalarını bir noktaya topluyorlar tek kişiye. Biz diyoruz ki bunun alternatifi tam tersine merkezi güçlendirmek değil, yereli güçlendirmektir. Güçlü bir yerel üzerinde bir merkez yaratmaktır diyoruz. Şimdi bu gibi temel ilkeler konusunda anlaşılıyorsa ki bence anlaşılmaması için bir neden de yoktur. Eğer hakikaten bu diğer partiler söylediklerini kastediyorlarsa bunlar da anlaşmak gerekir. O zaman 2019'a doğru giderken işte şu isim mi olacak, bu isim mi olacaktan daha önemlisi şunun için mücadele edeceğiz. Hangi temelde? Kısmı görünür. Bir de tabii çok önemli bir nokta daha var. Olağanüstü hal koşullarında yapıldı referandum. Ve bütün sahtekarlıkları o sayede rahatlıkla yapabildiler. Şimdi seçimler de olağanüstü hal koşullarında mı olacak? Yoksa nasıl olacak? Yani muhalefetin ortak olarak anlaşması gereken bir konuda budur. O hal koşullarında seçim istemiyoruz kardeşim. Yani çünkü o hal koşullarında seçim demek, hele bu yasalarla yetkiyi valilere de verdikten sonra her şeyi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin memuru olan valiler aracılığıyla ve kaymakamlar aracılığıyla her türlü şeyi düzenleyebilmek demektir. Ama olan sahilde değil, daha da ötesi savaş halinde. Savaş halinde. Gitmek gibi bir niyet var aslında. Evet, orada. Yani sınır yok bunlar için değil mi? Hiçbir anlamda. ÖSO'da oynayacak o zaman değil mi? Sanırım HDP için yapılması gereken şey HDP'yi yalnız bırakmamak. Bütün demokratik kamuoyunun, çünkü bu kavramları, bu söylemleri şu anda sesli olarak ifade eden tek parti sanırım HDP. O zaman demokratik kamuoyunun orayı güçlendirmesi gerekiyor. Bu konudaki sesleri tahmin ediyorum yükseltmesi gerekiyor. Tabii Artı TV'nin de bu seslere açık olduğunu bir kez daha söylemek gerekiyor herhalde. Peki. Herkese evet. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Saruhan Oluç'a da özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Bu sağ kadar gazetecinin sorularına sabırla yanıt çok, verdi. Vallahi çok iyi bir sohbet oldu bence. Kolay soru sordum. Çalıştığınız yerden sordular. Ya Artı TV'nin bu konudaki katkıları çok açıktır, iyidir. Demokrasi mücadelesi açısından katkıları. İnşallah siz de yayınıza başarılı bir şekilde devam edersiniz. Teşekkür ediyoruz. Evet, Gündem Özel programımız burada sona erdi. Görüşmek üzere, hoşça kalın.